Tamamlandığında Çerkeş tarihinin en büyük yatırımı olacak 250 milyon dolarlık cam fabrikasının kurulması için imzalar atıldı. Çankırı'da 4 organize sanayi bölgesi arasında en yeni kurulan Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcı ilgisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de cam sektörünün önemli firması Düzce Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırım fırsatları açısından en uygun seçenekler arasında yer alan Çerkeş OSB'de yatırım kararı aldı. Yatırımla ilgili protokolün imzalanması amacıyla Çerkeş Belediyesi toplantı salonunda tören düzenlendi. Programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdülkadir Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıbık, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Düzce Cam Sanayi ile birlikte yapacağımız 250 milyon dolarlık yatırım, içimize yapacağımız yatırımla alakalı hepiniz protokolle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, Çankırı'nın batıya açılan kapısı olan Çerkeş'te kurulu. Mevcut 1 ve 2. etaplar 1.200.000 metrekare alanda ve şu an faal durumda yaklaşık 11 fabrikamız faaliyetini gösteriyor. 8 fabrikanın şu an temelleri geçen yıl Sayın Valimizle birlikte atmıştık. Onun şu an yapımı bitmek üzere, bir kısmı bitiyor. 3 tane yeni fabrika alanında tahsisini yaptık. Yaklaşık %80 doluluğa ulaştı şu an Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. etabı. Bu alanda şu an yaklaşık 1500 çalışanı var ve yurt dışı 65 milyon dolar civarında da ihracat gerçekleşiyor şu anki Organize Sanayi Bölgemizde. Çok ciddi manada Çerkeş göç alıyor ve göç almaya devam edecek. Nasip olursa 3. etap çalışmalarımızda Sayın Milletvekillerimizin ve Sayın Bakanımız Mustafa Barak Bey'in çok kıymetli ilgileriyle kendisi 3. etap Organize Sanayi Bölgenin genişleme alanında bize destek olacaklarını açıkladılar. Kamulaştırma, Organize Sanayi Bölgesi 3. etap kamulaştırma Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülecek ve bu bölgede ilk sanayicimize inşallah önümüzdeki yıl tahsisini yapacağız. O da Düzce Cam Sanayi AŞ'ye 350 dönüm yeri tahsis istiyor. İnşallah bu alanda da kendileri yatırım için izin vereceğiz. Bizler ilçemiz halkı olarak ve bizler bu sanayinin ilçemize gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Buraya kurulan fabrikalar fabrika sahibinin değildir, Çerkeş'in öz malıdır. Biz öyle görüyoruz ve her türlü desteği vereceğimizi burada taahhüt ediyoruz. Çankırı'nın kalbi bugün Çerkeş'te atıyor. Çerkeş benim 2011 yılında hayal ettiğim, 2014 senesi itibariyle de her daim takip ettiğim bir nokta. Elhamdülillah 2014 senesi itibariyle Sayın Belediye Başkanımız Hasan Sopacı Bey'in yönetime geçmesiyle Çerkeş'te çok büyük değişim ve dönüşümü gerçekleşiyor. Yapılan konuşmaların ardından Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş da Çerkeş Belediye Başkanımız Hasan Sopacı, Çerkeş OSB'de 3000 kişiye istihdam sağlayacak 250 milyon dolarlık yatırımın protokol sözleşmelerini imzaladılar. Çankırı Postası'na açıklamada bulunan Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, OSB'de tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 aylık bir sürede fabrikanın inşasının tamamlanacağını aktardı. Sayın Başkanımın vesilesiyle Çerkeş'te yapılacak bu yatırımın, 250 milyon dolarlık yatırımın, öncelikle Çerkeş'e mal olacağını, daha sonra da ulusumuza mal olacağı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanım, bir şey sorabilir miyiz? İstihdam, fabrika faaliyete geçtiğinde kaç kişi istihdam edilecek? Öncelikle doğrudan 500 kişi çalışacak. Dolaylı yoldan da 3000 kişiye hitap edecek bir yatırım olacak. Peki fabrikanın tam faaliyete geçmesi tarih olarak verebilir misiniz? Sayın Başkanımın kamulaştırma çalışmalarından itibaren, tahsisten itibaren 30 ay içerisinde devreye alınacaktır. Evet, Çerkeş'in önemli bir gün. Çerkeş'in ve bölgenin en büyük yatırımlarının bir tanesi bugün Sayın Kasım Aktaş tarafından yapılıyor.
Düzce Cam Sanayi ilçemize yatırım kararını aldığında yaklaşık 2,5 aydır falan bir süreç. Kendileri sürekli görüşüyoruz. Çerkeş'e geliyorlar. Organize sanayi bölgemizi incelediler. Tabii Çerkeş Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve bu D100 üzerinde bölgenin incisi ve gelişmeye en yakın olan ilçe. Çok hızlı bir şekilde gelişeceğini biliyoruz. Ve D100 üzerinde olduğunu İstanbul'a yakınlığı, Ankara yakınlığı, Karadeniz'e ve hatta yurt dışına yakınlığı münasebetiyle ve teşvikler dolayısıyla Kasımpaşa ilçemizi tercih ettiler. İnşallah hayırlısı olur. Bu yatırımın öncelikle önce Çerkeş halkına ve ilçemize, sonra Düzce Cam Sanayi AŞ'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yatırımı başlayıp yaparak ilçemize ve Çankırı ilimize, ülkemize kazandırmış olacağız. Kasımpaşa'ya biz her türlü desteği vermeye hazırız. Önünü açacağız ve bu işletmenin onun değil Çerkeş'in ve Çankırı'nın bir fabrikası malı olduğunu biz biliyoruz. Bunun bilincinde olarak birlikte en kısa zamanda fabrikayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz.